İnegöl Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'nin olağan genel kurulu cumartesi günü yapıldı. Kağıtlıya aziz eresenliği arz ve teklif ederiz. Kooperatifin 48 yıllık emektar başkanı Hasan Öken'in aday olmadığı kongrede, Öken'in yönetiminde de görev alan Orhan Tanham ve Esnaf Odası Başkanlığı'nın da ağırlıkta olduğu bir liste hazırlayan Salih Pakoğlu ile yarıştı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongre, divan heyetinin oluşturulmasıyla devam etti. Divanın oluşturulmasının ardından İnegöl Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Hasan Öke bir konuşma yaptı. Cenab-ı Hak seçilecek arkadaşlarında bu maddede aklanan kimseler olmasını temenni ediyorum. Saygılarımla Başkan Hasan Öke'nin konuşmasının ardından Esnaf Kefalet Kooperatifi'nin faaliyet raporu, denetim kurulu raporu, gelir gider tablosu okunarak ayrı ayrı icra edildi. Kartırmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler işaret duyursun. İndirilen mesleğinden oy birliğine kabul etmiştir. Genel kurulda davetlilere de söz verildi. Esnaf ve sanatkarlarımıza, ilçemize, İnegöllü hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Benim doğum yılımla Hasan Öke abimizin hizmete başlangıç yılı denk geliyor. Böyle uzun süreli hizmet yapmayı Rabbim her birimize, herkese nasip etsin. Esnaf Kefalet Kooperatifimizin genel kurulunun bütün esnafımıza hayırlı olmasını cani gönülden temenni ediyorum. Değerli Hasan Öke abimize bundan sonraki hayatında sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum. Kongreniz hayırlı uğurlu olsun. Hasan Öke başkanımıza yaptığı hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederim. Bundan sonraki hayatında da başarılar dilerim. Özellikle ben bugüne kadar Esnaf Kefalet Kooperatifi'nde hizmet etmiş değerli abilerimize, arkadaşlarımıza, büyüklerimize teşekkür ediyorum. Ölenleri de Allah'tan rahmetle anıyorum. Hasan abi bizim masamıza biraz oturduğunda kendisine sordum. 1953 yılında kurulmuş. Yani tam bundan 61 yıl önce. Ve bu süreç zarfında ilk hatta kurucusu ve başkanının da Allah nur içinde yatırsın. Eski bakanımız Ahmet Türkel. Değil mi Hasan abi? Ahmet Türkel Bey olduğunu söylemişti. Kendisine de buradan rahmetle anıyoruz. Dilek ve temenniler bölümünde yapılan konuşmalar sonrası İnegöl Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'nin yarım asırlık başkanı Hasan Öke'ye, Kooperatif Yönetim Kurulu üyeleri, kooperatif personeli ve Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Tan Doğan Taner tarafından teşekkür plaketi verildi. Plaket töreni sonrası kongre başkan adaylarının konuşmalarıyla devam etti. Bilindiği gibi İnegöl'de 11 tane esnaf odası var. Bu esnaf odalarına kayıtlı 4150 tane esnaf var. Kooperatifimize kayıtlı 1300 tane ortak var. Bu 1300 ortağın yaklaşık 800 tanesi bankadan yani kooperatiften kredi kullanıyor. İnanır mısınız bu esnaf teşkilatına bugüne kadar yapılan en büyük hizmetler nedir derseniz ben şunu derim. Bir bağ kur, ikincisi de esnafa üretmesi, çalışması ve çalıştırması, kazanması ve kazandırabilmesi için, istihdam yaratabilmesi için verilen bu ucuz kredilerdir. Bunları sağlayan her kimse hepsinden Allah razı olsun. Hepsine sizin huzurunuzda, sizin adınıza teşekkür ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, esnafa ibadet etmek bir hizmettir. Ve burada bakın bir sürü farklı memleketlerden gelip esnafa hizmet eden kooperatif başkanı, oda başkanı, oda yöneticisi arkadaşlar var. Bu insanlar esnafın hizmetkarları. Bunlar eli öpülesi insanlar. Gerçekten esnaf hizmet edecek insan bulmak zor. Ama uzaktan baktığınızda gerçekten her şey kolay gözüküyor. Esnaf, ben 2000,
bir de bu odalara kayıtlı yaklaşık 12-13 bin civarında esnaf var. Bugün esnaf odalarındaki üye sayısı 4150'ye düştü. Yani konjonktür değişti arkadaşlar artık. Çağ değişti. Bir şeylerde bizim de değişmemiz lazım. Bizim de yenilenmemiz, bizim de silkelenmemiz lazım. Türkiye'nin her yerinden gelen ekmek parası olmuş bir yerdir İnegöl'ümüz arkadaşlar. Beraberliğin, birliğin adeta harmanlandığı yerdir. Derdimiz ekmek ve huzur. Biz yöneticilere düşen bu kardeşliği arttırmak ve derdimiz ekmek diyenleri kucaklamaktır. İlkemiz, kefile yük olmadan krediyi alacak ortağımızın ödenebileceği rakamları vermektir. Kefile taşıyabileceği yükü borçluya ödeyebileceği krediyi temin etmektir arkadaşlar. Aksi halde kefil ve borçlu mağduriyetleri yaşanır ki bu hem kefili hem borçluyu hem de biz yöneticileri sıkıntıya sokar. Bu ilkeler sayesinde Türkiye'de saygınlığı olan en üst limitlerde kredi kullandıran ortaklarına kesintisiz hizmet veren kooperatiflerden bir tanesiyiz. Konuşmaların ardından kapalı oylama usulüyle seçime geçildi. İçeride bir tanesini zarfa atıyorsunuz, diğerinizi cebinize koyun çıkın. 1300 ortağı bulunan kooperatifin çekişmeli genel kurulunda 854 ortak oy kullandı. Esnaf Kefalet Kooperatifi ortaklarından 463'ün oyunu alan Orhan Tanhan ve ekibi göreve getirildi. Salih Pakoğlu ise 391 oy aldı. 5 oy da geçersiz sayıldı. Orhan Tanhan başkanlığındaki Esnaf Kefalet Kooperatifi'nin yeni yönetimi ise şu isimlerden oluştu. Ahmet Yaşar, Yusuf Portakal, Ziya Turan ve Halil Koçan.